duyuyorsunuz beni. Tabii tabii, ben bant yapıştırdım. Biliyorum, kulaklık çıkıyor. Çıkıyor, ben hemen. Ya bant. Alman üsülü yaptım. Kendim yapıştırdım tabii o bandı. Bant, tabii. Bir izleyiciye gösterelim mi? Evet. Bak, şöyle dön Necmettin abiciğim. Şöyle bir bant yapıştırmış ki kulaklık çıkmasın, diye de mi iyi duysun. Dün konuştuklarımızı hatırlayalım. Aynen. Beni iyi duy, sana güzel sorular soracağım. Teşekkür ederim. Dünkü konuştuklarımızı bir hatırlayalım. Niye bize geldi? Ne istiyor? Hala sevgili aşıkmış. Dünü bir hatırlayalım lütfen. Evet. Dünyayı gördüm. Ben bu kadına aşık oldum bacım. Bayağı aşık oldum. Aşık oldum. Sevil Hanım'ın evlilik vaadiyle kendisini dolandırdığını söylüyor. Necmettin Bey 73 yaşında, Sevil Hanım ondan 30 yaş küçük. Dedin Necmettin Bey, sen benim hoşuma gittin. Buyurun dedim, bir yerde istirahat edin. Dedi otele gidelim. Bir otelde birlikte bir birliktelik yaşıyorlar. Bu birliktelikten sonra 70 yaşındasın ama maşallah gençlere taş çıkartıyorsun gibi bir ifadesi olmuş hanımefendinin. Aynen öyle. Ben Fransa, Hollanda, Belçika'yı gezdim. Dünyayı gördüm. Ben bu kadına aşık oldum bacım. Bayağı aşık oldunuz. Aşık oldum. Çocuk yapmak istedi mi? Ben çocuk yapmak istedi. Sonra onu götürün doktora. Aha. Şeyi çağırdı. Dedi tamam. Çocuk yapacağız diye çocuk sizi yapacak, inandırdı tabii. Yani. Dedi ne de ben de kız çocuğu istiyorum dedim. İnşallah dedim. Ben para gönderiyordum ona. Bankada para alırken Sevil parayı aldı, bana geri geliyor ya. Aha. Bana ben bir baktım. Aa, sana geri mi geliyor? Aha, ben uyandım. Ben dedim bu beni dolandırıyor. 1900 euro gönderdim. 1800-1900. Burada da 11 bin euro verdim kendisine, elde evi tutacak, dayıp döşecek. Tamam. 300 bin lira Türk parasıydı verdim. Ona 6 tane çeyrek verdim. Sizden 30 yaş küçük. Param için seviyor diye düşünmediniz mi? Ben aşı ben dinlemiyorum. Seni sevdim. Bak orada yazıyor. Sevgimden ziyade saygım var. Ortak sen, arkadaşınız Lale'nin evine gidiyorlar. Bizim kankan. Ha. Necmettin abiyle İmam Nikali evlidir. Mehmet diyor ne? Mehmet diyor ki Sevil, sen niye demiyorsun ben Necmettin Bulut'la evliyim? Hı-hı. Yani İmam Nikali. Alakası yok. O ne kim dedi? Kabul etmiyor sizle birlikte hiç olduğunu. Hiç kabul etmiyor. Hiç hepsi inkar ediyor. Mehmet beni uyandırdıktan sonra uyandım. Size bir senet verdi. 11 bin euroluk bir senet verdi. Hem alıcı hem satıcı o. Ben de itimat ettim. Sahte. Ama bu arada senette sahte çıkmış. Barışmak istiyorum. Çocuk yapacak mısınız? Evet. Digorlu Necmettin amcacığım, amca demeyeyim de abi diyeyim. Amca abiydi tabii, ben abi. Abi genç, kendine amca genç. Amca de benim için fark etmez. Necmettin benim abicim, ruhum abi gençtir. Yok Necmettin abicim diyeyim. Evet, şimdi benim Almanya'da benim dayılarım Almanya işçi olarak gittiler ve orada çalıştılar. Evet. Buraya döndüler. İki tane dayım vefat etti. Allah Muhittin Allah dayıma var ya, ikizi kadar benziyorsunuz. Allah razı olsun. O kadar dayıma Allah rahmet eylesin. Allah size uzun ömürler versin. Hangi sevdi şehirdeydi? Köln'deydi onlar. Köln'de. Ben evet. Görmüşümdür. Kız kardeşim de Nürnberg'de şu anda yaşıyor. Onlar dolayısıyla orada gurbette neler yaşadığınızı çok iyi biliyorum. Ne yani bu mal varlığınızı nelerle, nasıl yaptığınızı, ne zahmetlerle yaptığınızı çok iyi biliyorum. Ama ben şunu anlamıyorum. Siz 73 yaşındasınız ve sizden 30 yaş küçük bir kadınla bir araya gelmek, ona aşık olmak ya da onu sevmek sizi korkutmadı mı, endişelendirmedi mi? 30 yaş küçük. Demin siz bir daha söyleyeceğim size. Bir şey konuşacağım. Almanya'da onu söyleyeyim, hemen onu geçeceğim. Ben 450 bin euro kendi dayılarımın sülalesine para gönderdim. Bak, bonkörsünüz. Ben hiç kimseye evimin kapısını açanı geri çevirmedim. Ya soy isimler vermeyelim. Yani isimler, arkadaşlarınıza yani, soralım. Dilerim. Bütün Almanya'da ben 10 sene 6 sene görev yaptım. Adalet Bakanlığı'nda. Almanya'da, Düsseldorf'ta. Peki bir şey söyleyeceğim. Anladım, o parayı da çok zor elde etmişsiniz ama siz biraz bu 73 yaşında artık Sevil Hanım'la karşı karşıya gelince... Dur bir dakika. Acaba biraz paranıza mı güvendiniz? Ben paraya güvenmem. Kendi gücüme, kendi delikanlıma güvendim. Ha. Para benim için önemli değil bacım. Ya Sevil'i nasıl etkilediniz? Ben sana söyleyeyim bak. Parayla mı? Bak bir söyleyeyim bunu. Ben Almanya'da iş adamı oldum. Ben 10 kişi yanında çalışıyor. 10 tane kamyon benim mahallede oturdum. 4 katlı evim var. 5 tane kiracım var. Hı. Ben orada 5 sene görev yaptım Adalet Bakanlığı'nda. Peki siz bu kadar paranız olduğunuzu bana anlattığınız gibi Sevil'e anlattınız mı? Ben önce bir söyleyeyim. Ha. Ona geleceğim. Şimdi tamam. Ben dedim Sevil Ay, bak ben 10 kişi yanında çalıştım. Ben bütün şeyimi göndereyim size. Almanya'da ne iş yaptığımı, sebze meyve üzerinde çalışıyorum. Bana niye anlatıyorsunuz kendinizi bu kadar?
Ben yani onlar da duysun. O da ben. Kim duysun? Başka kadınlar mı duysun? Değil sev. Zaten ben size söyleyeceğim. Benim taliplerim çıksa ben hemen sizin yanınızda evleneceğim. Onun yanında ben anladım ya. Ben onda vazgeçtim. Bir böyle şey yapıyorsunuz. Kendinizi övüyorsunuz. Yok övme sev, değil. Hayır özür dilerim bunu söylediğim için. Ben, daha doğrusu yaşadıklarınızı ben, anlatıyorsunuz. Ha. Bunu eğer sevil olmasa başkası talibim ben çıksın mı diyor? Ben talibim çıksa ben hemen evlenirim. Ben ama zaten, bir şey söyleyeyim. Benim programım o program değil. Ben evlilik programı yapmıyorum. Özür dilerim. Mesela öyle. Ha, yani evlenirsen evlenirsin. Şimdi ben lütfen ben inşallah ben şimdi ben dedim Sevil Ay ben 5 sene Adalet Bakanlığı'nda görev yaptım yani korumacıydı yaptım. Hı. Ben baktım hale gittim sebze meyve işi veriyor ben onlara geçtim 10 kişi yandı Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti bugün federal Almanya'da duysun beni size kurban olurum Türk milleti siz %80'i biz işvereniz. Hı. Almanya'da Türkiye tamam. Cumhuriyet ya bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey, biz şu anda Sevin'le aranızda ne yaşandı? Ben siyaset, diyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben Habertürk'te olsaydı siyaset programı yapsaydım bir Alman'da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak neler yaşıyorsun bana anlat. Ha, şimdi ben, sen bana niye geldin? Ama ben ona anlattım. Dedim ben hayır, çalıştım. Benim sorum şuydu Necmettin Beyciğim. Sorum şuydu. 30 yaşındaki bir siz 73 yaşındasınız. Evet. Allah çok dinsiniz, amin, sağlıklısınız. Amin. Allah, Allah size uzun ömürler versin. Amin, siz 30 yaş küçük bir kadına bunları da anlattınız mı? Yani korkmadınız mı? Bu kadın benden 30 yaş küçük. Benim param için mi seviyor demediniz mi? Ben dedim bak dedi bana ne dedi biliyor musun? Hmm. Onu diyecektim. Dedi Necmettin onları boş ver. Ben dedim Almanya'da evim var bilmem. Dedi ben seni senin hal ve hareketini sevdim. Sen beşinci adamsın. Bilmem, özür dilerim. Ben beşinciyim. Beşinci dedi, eşisiniz onun. Beşinci eşiyim. Hepsini, onların eşyalarını hepsi çöpe attı. Şimdi herhalde benim de eşyalarım çöpe attı. Şimdi Mehmet'in dediği gibi. O marka bir tane bulmuş o parayı. A'dan Z'ye Mehmet'i bağlayın. O A'dan Z'ye onun hayatını biliyor. Yani diyorsunuz ki Necmettin Beyciğim onu anlamaya çalışıyoruz. Yani aşkın yaşı yok diyorsunuz ya, öyle ben mi? Ben onu diyeceğim. Ha. Dedi Necmettin ben dedim bak sen benden 30 yaş küçüksün. 32 yaş hatta dedim. Necmettin dedi aşkın yaşı yok. Ben seni seviyorum. Hadi canım öyle mi dedi? Vallahi billahi böyle dedi. Ben ona yemekler yapıyordum. Onun dükkanını temizlik yapıyordum. Ben çok titiz bir insan. Kuaför çünkü. Arka tarafta kıllar, pislikler de ben temizliyordum. O pencereleri bir gittim. Simsiyah ben her şeyi tuttum. Eldiven giydim. Onlara camına kadar her şeyi tertemiz yaptım. Geldi sarıldı. Necum benim. Ay. Böyle olması lazım güzelim. Sen burada yapıyorsun ama bu pislik içinde de bunu hep mikrop. Ben izninizle ben böyle vazgeçme izleyicisiyle sevgili izleyicilerimle konuşmayı çok seviyorum. Evet. Onlara bazen sorular soruyorum. Onlar da sağ olsunlar yanıt veriyorlar evet. Bana. Sevgili izleyiciler ne dersiniz? Sevgili vazgeçme izleyicileri canlarım benim. Sizce aşkın yaşı var mı yok mu? 73 yaşındaki bir kişi kendisinden 30 yaş küçük bir kişiyle birlikte olursa bu bir aşk mıdır? Necmettin Bey'e göre aşk olabilir de Sevil Hanım'a göre aşk mıdır? Kadına göre aşk mıdır acaba? Evet. Ne dersiniz yani? Bir kadın 73 yaşında kendisinden 30 yaş büyük bir insanı parası için mi sever? Yoksa aslında gerçekten aşık mı olmuştur? Bu para içindir. Sevil Hanım para için. Tabii. Ben ama size demiş ki vücudunuz kandırdı. Ha kandırdı sizi. Beni kandırmaya sonra ben dedi. Mehmet bana dedi ki Necmettin abi bu kadın hep bana da öyle dedi. En sonunda dedi ki zaten bana dedi ben Mehmet'i sevmiyorum. 2,5 tırnık. Önce seviyorum diyorsa tırnık gibi elleri mi dedi, var? Tırnıklara benziyor dedi. Tövbe böyle, dedi, onu hareketiydi. Dedi böyle yürüyor. Dedi sen böyle yürüyorsun. Allah Allah. O dedi o böyle ben onu parasını 2,5 trilyon parasını Mehmet'in hortumlamış. En sonunda dikkat edin. Ha. Ben, sizden sonraki sevgilisi mi? Yok, önceki. 2,5 milyon parasını tabii mi? Mehmet onu bağla telefona. Bak ben size SS göndermişim. O babasıyla konuşuyor. Babası diyor ki o kızımı Dur Necmettin Beyciğim, sevgili izleyiciler Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye bu sorunun yanıtını verebilirsiniz. Size az önce sorduğum sorunun yanıtını. Şimdi sizin en büyük, sizin çocuklarınız kaç yaşında? Siz şöyle ben bir kez daha hatırlatayım. Bir evlilik yapıyorsunuz. 1969 yılında Safure Hanım'la evleniyorsunuz. 10 yıl evli kalıyorsunuz. 2 çocuğunuz oluyor. Sonrasında 2000 yılında sevgili Huriye Hanım'la evleniyorsunuz. 19 yıl evli kalıyorsunuz. Çocuğunuz olmuyor. Evet olmuyor. Çocuğunuz olmuyor. Sonrasında
hanımefendiyle ayrılıyorsunuz çocuk meselesi yüzünden. Sonrasında Sevil Hanım'la hayatınızı birleştirmek istiyorsunuz. Çünkü evet. Amacınız aslında, bir şey soracağım. Sevil'le bir araya gelmekteki amacınız sizin. Çocuk sahibi olmak vallahi mı? Vallahi çocuk sahibi. Sadece o amaç mı? Sadece çocuk için. Ve onu beraber güzel yaşamak, sonra da o da benim hoşuma gitti. Hani bu güzel de kadın aslında güzel, Sevil. Güzel kadın. Kendine bakan insan. Evet. Şimdi ben bayanlara saygı, bayan hanımlar annelerimdir. Annemin kucağında ben büyüdüm. 4 yaşından ben yetim kaldım. Anasını, annem hep beni büyüttü. Ben annenin kokusu hala burnumun dibindedir. Ben anneleri severim. Hanımlara hepsi saygı sevgim var. Yalnız Sevila Hanım beni kalbimde çaldı. Ama bu kalleşliği yaptığı için ben onda soğudum. Akşam başımı buraya koydum. Ben dün dedim ki ben onunla barışacağım. Barışmayacağım. Benim vazgeçtim bugün. Benim paramı, benim malımı versin. Sepeti koluna, herkes yoluna. Peki sizin çocuklarınız kaç yaşında? Benim çocuğum birisi 1977 doğumlu. Birisi, hı hı, 79 doğumlu. Yani biri 47 yaşında, biri 45 yaşında. Öyle bir şey. Yani Sevil Hanım onlardan küçük. Sevil Hanım onlar da küçük. Peki bu çocuklarınızdan küçük olması normal mi? Ben normal görmüyorum ama o beni buldu, ben de onu buldum. Neydi? Nesrin, hı hı, Hanım bana buldu. O dedi ya sevdi, nedir, aşkın sınırı yok. Ben çocuklarımı da söyledim ona. Dedi Necmettin, ben seni seviyorum. Ölüme kadar ben seninle beraber olacağım. Necmettin Beyciğim, 73 yaşındasınız. Evet. Bunu ısrarla şu anlamda söylüyorum. Evet. Ya abla ben sizin için... özür dilerim. Çünkü görmüşsünüz, geçirmişsiniz. İzin verin, ben sorumu tamamlayayım. Tamam, yanlış anlaşılmayayım. Tamam, ben sizi de üzmek istemiyorum ama... şimdi 70, yani Almanya'da yaşamışsınız. Birçok şey görmüşsünüz. Yani herhalde 73 bayağı bir şeyiniz vardır. Yaşadıklarınız vardır yani.